Selamlar arkadaşlar, ben Onur. Yepyeni bir EA FC 24 kaleci kale videosuyla karşınızdayım. En son geçen bölüm Inter maçına geçmeden önce bırakmıştık. Biraz sakin bir bölüm geçirmiştik. En son 2-0 galibiyet aldık. Hatta 2-3, 4 maç gol yemedik desek daha doğru olur. Hem gol yemedik hem de 4'ünden de galibiyet aldık. Normalde gol yemesek bile 0-0 berabere kalıyorduk öncesinde. Ama takım biraz hücumunu toparladı. O yüzden fena gitmedik. Parma ile berabere kalıp kupada maalesef Reggiana'ya kaybedip eğlenmiş olduk. Bu bölüm geçen bölüm gibi sakin geçmeyecektir. Inter maçı var. Ondan sonra Bologna, Juventus, Palermo, Hellas Verona. Biraz zaman kalabilirse, yani olur da fazla gelemezse mesela Palermo veya Hellas Verona. Monza maçını da yaparız. Sonraki bölüme de Milan'la başlarız. Roma, Lazio, işte Parma, Napoli. Üf. Maçlara bak. Inter maçına geçmeden önce antrenman yapalım. Ama şu ilk antrenmanı kendimiz yapalım. Çünkü karşımızda çok yüksek reytingli oyuncular var. Lautaro Martinez'dir, Patrick Schick'tir, Hakan Çaldanoğlu. Şutları kuvvetli oyuncular. O yüzden bir elimizi ısındıralım. Vur bakayım. Hop, kurtarış. Sert vur biraz. Şöyle, ekran niye mouse çıktı? Dur. Hop, bir kurtarış daha. Kanka sert vursana ya. Bu adamlar böyle vurmayacak. Ha, böyle vur işte. Yavaş yavaş vuruyorsun. Yapıştır. Bunun da gücü yok ki arkadaş. Kim bu ya? Pepe. Neden gol atamadı belli oldu. Güzel. Vur Pepe. İçeri aldık lan. Neyse tamam. Antrenmanımızı yaptık. Elimizi ısındırdık. Geri kalanını yapmaya gerek yok. Inter maçına geçelim. Kadromuz yine aynı. Bu maçta hücumdan pek bir şey beklemiyorum. Kalede takımı korumaya çalışacağız. Havayı kapalı yaptık. Gözümüze güneş vurmasın. Gerek yok. Rakip zor. Maç zor. Kadroda bir değişiklik yok. Başlayabiliriz abi. Geçen bölüm bayağı sakindik. Kalede rahat rahat takıldık ama. Bu bölüm tam tersi olacak. En azından kağıt üzerinde. Oy. Lautaro Martinez, Camavinga. Doğru, Camavinga da vardı. Kendi evimizde Inter maçına biz başlıyoruz. Serie A'nın lideri Inter. Karşımızda neler yapacak göreceğiz. Hemen ileri çıkıp birkaç tane pas tamamlayalım. Ver. Al bir daha. Ver bir daha. Aman dur. Hata yapmayalım da. Al şunu. Hata yapma lüksümüz yok. Hele böyle bir maçta. Henderson. Hata geldi. Lüksümüz olmadığını şimdi görüyoruz. Çıkıyorlar. Barella. İnanılmaz hızlı paslaştılar. Reyna. Kanatta Reyna. İlerliyor. Müdahale geldi. Faul. Serbest vuruş kullanacak Inter. Hakan kullandı. Şimdi Baggio. Lautaro Martinez unutulmaz serüven. Kim bilir kaç golü var. Unutulmaz serüven dediğine göre. Camavinga. Di Marco kanatta. Bizim sağ bekine boşluk bırakmış orayı. Orta geldi. Arka taraf. Açtı top. Kafayı vurabilse biz daha yerleşememiştik. Çıkamazsın ki oradan. Nereye çıkıyorsun? Uf, hadi Baggio. Maçtan önce antrenmanımızı yaptık. Birebir. Şu an olduğu gibi. Marco Baggio. Karşı karşıya korner. Boşuna antrenman yapmadık. Hakan. Camavinga. Havanın topuna müdahale var. Bir parto yapma öyle şeyler. Grassi. Henderson. Barella yaptı müdahaleyi, aldı topu. Faul yok. Lautaro'dan Patrick Schick. Hakan. Di Marco'yu verdi topu. Bir daha Di Marco. Geliyor. Savunmamız dikkatli. Di Marco. Lautaro Martinez. Kapatın. Tam kapalı değil sanki ya. Bak şık pas atıyorlar. Reyna attı geçti. Oh. Savunmaya çarpmasa gol. Terse gidiyorduk. Gol çıkartabilir miyiz? Pek sanmıyorum. Uzatma da vermedi hakem. Evet. Rukavina klasik top kaybını yaptı. Bitti.
İlk yarı sonucu 0-0. Bir tane karşı karşıya böyle çapraz açıdan çıkarttığımız top var. Onun haricinde aklımda kalan net pozisyon yok. Yine bir röportaj var. Kimin acaba? Gerçi ilk yarı sonunda olmaz ya. Maç sonu olur o. Di Marco. Hayır hayır hayır. İçeri alma. Oh. İki hamlede aldık topu. İçeri aldık sandım. İkinci yarının başına kurtarış. Hayır sakın be. İzin vermeyin şunlara gelemesinler. Diyorum da adamlar lider. Bir de puan farkı da bayağı fazla. Piyasayı. Grassi bekledi. Bekledi, bekledi, kaptırdı. Patrick Schick. Lotaro'dan Barella. Geçiyor, kapatın. Vur. Son yarım saatin içine girdik. Kamavinga engelledi. Hakan'dan Di Marco. Bir daha Hakan. Kamavinga. Patrick Schick. Di Marco. Hakan. Müdahale geldi. Hala onlarda. Hakan vuruyor, Baggio. Ratingimizi yükselttikçe yükseltiyoruz. Korner. Maçın oyuncusu olmamız lazım. Buraya dikkat. Baggio sende o. Çok rahat. Aldığımız en rahat toplardan bir tanesi bu maçta. Bekle. Birazcık süre harcayalım. Ya Tuara çakallık yapma orada ha. Arkamızda bekliyorsun. Görmüyoruz sanma. Elimizden kaçıralım da gol atsın ha. Oldu. Hakan. Lotaro. Ayağına dolaştı top. Yapma. Baggio, Baggio. Oh tamam, elimizi aldık. Kaleye doğru gidiyordu bir an. Bekle. Yavaştan süre harcıyoruz. Arada böyle çirkeflikler de yapacağız. Yapacak bir şey yok. Beraberliğe, hatta gol yememeye oynamamız lazım. Henderson bıraktı. Piyasayı. Bir de üstüne gol atmadık mı? Atamıyoruz ki. Di Marco. Kale değerimizdeyiz. Adam. Oho. Havaalanı gibi aktı gitti oradan. Lautaro Martinez. Son anda çarptı top. Yine Di Marco. Patrick Schick. Kamavinga. Eduardo Kamavinga Baggio. Lautaro bıraktı. Hayır, 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 ne yaptın? Ya İsmail, kendi kaleni attın. Bu oyunun hataları... Diyecek bir şey yok ya. Bu atmadı ki oğlum. Çok saçma hataları var işte. Bak. Geri pas atıyor. Bir şey yapamıyorsun. Yürümüyordum orada mesela. Otomatik kilitleniyor. Kendi kalesine diyor değil mi? Aynen. İsmail kendi kalesine. Bizim hoca da ultra ofansif aldı böylece. Of ya. Çok da iyi gidiyorduk. Neyse, bizim reytingimiz düşmedi. Bizlik bir sorun olmadığı için. Ama normal şartlarda yani böyle durduğumuz zaman geri atılan paslara kendisinin topu durdurması lazım bence. Kalecinin. Yani benim bir şey yapmama gerek kalmadan ayağında topu tutması lazım. Böyle bir saçmalık yok çünkü. Başta yürümemiştim dedim. Ondan sonra yürüyeyim. Alamıyor çünkü topu. Serbest duruş mu? Oo, serbest duruş. Bizleri çıkmayalım mı? Biz de çıkalım. Koş Baggio. Koş Baggio. Gol! Serbest vuruşun devamında gol geliyor. Direkten seken topu Henderson tamamladı. Son dakikalarda beraberliği yakaladık Inter'e karşı. Ratingimiz de düşmedi. Şu an isteyeceğimiz her şey oldu bu maçta. Dur, daha bitmedi ama. Bizim hoca bile geldi. Pepe free kick'i kullandı. Sommer mi kurtarmış? Direkten mi dönmüş bilmiyorum. Önce direkt, sonra Sommer. Henderson'ın önünde kalıyor. Offside yok. Boş kaleye bıraktı Henderson. Maç tekrardan beraberliğe geldi. Oo! Sevin sevin sevin. Son kez koruyalım. Ara pası geçmedi. Dön bize. O da olur. Dönme ya, saçma sapan gol falan yazıyor. Gerek yok. Hocam bitir hocam. Hocam bitir. Inter maçından beraberlikle ayrılıyoruz.
Her ne kadar saçma sapan kendi takım arkadaşımızın hatasından gol yemiş olsak da bizim reytingimiz kısılmadı ki büyük ihtimal maçın oyuncusu olduk. Birkaç kurtarışımız var. Üzülmeye gerek yok bacı, niye üzülüyorsun ya? Üzülecek hiçbir şey yok. 8.2 rating. Soyunma odasından görüntüler. Hoca geldi, bir şeyler söylüyor. Oo! Marco Baggio röportajda. Bir daha gösterseniz orayı. Ya havayı göstermeyin. Göster Baggio işte. Juventus Milan'ı yenmiş. Bundan sonraki maçımız onlarla. Olduk mu maçın oyuncusu? Olmadık galiba. Neyse, sıkıntı yok. Yine de mükemmel oynadık. 8.2 ile. Yediğimiz golü saymazsak. Inter'le berabere kaldıktan sonra şimdiki maçımız Bologna ile. 34 puanları varmış. Ondan sonra Juventus. Zor maçlar. İlerle. Crystal Palace Vitinha'yı almış galiba. 28 milyon euro diyordu. Bu maçta özel olarak antrenmana gerek yok. Juventus maçının öncesinde yaparız. Simülat abi. Bir önce maça doğru geçelim. Deplasman. Bizden yüksek puanda olan bir rakip. Açıkçası nasıl oynuyorlar bilmiyorum. Göreceğiz. Başlayalım. Vay! Santraforumuz Pepe konuşmasını yaptı. Biz yine aynı şekilde her zaman olduğu gibi kalemizdeyiz şu an. Maça Bologna kendi evinde başlıyor. Yok. Kendi evinde maça Bologna başladı. Oğlum gülme ya. Ne yapayım, her zaman doğru söyleyemem. Fabian'dan Zörgzi'yi. Az önce Inter'e karşı beraber kaldık. Yemezler. Açılıp geri çekilecektim. Koşarken vurdu adam. Yemezler. Evet, ne oldu ya az önce? Gol yemişiz. Tamam, kendime geldim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O nasıl bir çalım? Kendi kendine çalmadı bizimki. Gerçi adama da şimdi bir şey demeye hakkımız yok. Az önce biz gol yedik. Kalorifer. İçeri girdi. Verdi pasını şimdi Zörgzi orada. Tam kurtarış yapıyorduk. Boş. Geri oynadı. Hemen dik bacıyor. Bir gol vermeye gerek yok. Bu golün telafisi olur. Şimdi birkaç kurtarış yapıp kendimizi telafi ettirelim. Bu ne? Uy, karşı karşıya. Az önce bunu yapmak istemiştik. Ama tam tersi yani. Bu sefer şey yapmak istemiştik. Anlatacağım, dur. Bir dakika, konuşamadım. Moro. Orta geldi. Luperto. Şimdi o maçın başındaki pozisyonda açılıktan sonra fake atıp böyle yavaş yavaş geri gelmeyi düşündüm. Dümdüz sırtını dönüp koştuğu için şöyle. Gol yemiş olduk. Bu sefer tam açıldık. Onu söyleyecektim. Kalorifer. Kendini attı ortaya doğru. Pasını verdi. Şut geldi Baggio. İki hamlede aldı. Toparladık. Isındık maça. Şaka maka, harbiden toparladık. 5.6. Hiç gelmemiş olsalardı ratingimiz bu kadar olur zaten. Bu ne? Bunu çıkartmamız gerekiyordu işte. Hadi az önceki pozisyonlar falan neyse de bunu çıkartmamız gerekiyordu.
Nereye vuracağını tahmin ettik. Yatarak çıkartamıyoruz. Oradan bir şut. Çok kötü uzanmışız be. Gerçi geç reaksiyon vermişiz galiba. Bir tık daha erken böyle. Uzanarak. Neyse Baccio, sıkıntı yok. Herkesin kötü maçı olur. Yeter ki bunu Onana gibi Şampiyonlar Ligi'nde falan yapmayalım. Bichiabu. Çok güzel isim. Batshuayi kardeşi. Bichiabu. Hadi. Aldanzi. Pepe. Yan taraf bomboş. Artık dolu. Bichiabu oraya girdi. Moro. Xerxes kanadı gördü. Ebişir. Oo, ara pası var. Fabian. Ebişir'den şimdi Poş. Poş geldi. Fabian. Fabian bırakıyor. Vuruş geldi Baggio. Corner. Savunmaya kızıyor. Kısa kullandılar. Gökze'yi. Şut çekmeyi düşündü, girdi karaya. Pasını verdi. Savunmada boşluklar var. Carlson. Abi ama yani çıkart artık şunu be. 5 numara çıkart artık şunu. Kaç defa adamın önüne bırakıyorsun? Tüm oyuncular Xerxes'i tebrik ediyor. 1. 2 burada hafiften bir hamlesi var. Çekip vuruyor. 3. hamlede gol yiyoruz. Bir türlü çıkartamadı topu. Biz de böyle kapatmaya giderken bir vuruş gelince gol yiyoruz. Hadi görüşürüz. Bizden bu kadar. Evet, 3-0 bitmiş. Bu maç olmadı maalesef. Dediğim gibi bu tarz kötü maçlarda geçireceğiz. Moral bozmayalım. Eğlenmemize bakalım. Her oyuncunun kötü günü olur. Oyunun bir parçası bu. Şimdi önemli olan senin nasıl karşılık vereceğin. İstediğin zaman konuşabiliriz demiş bizim menajer. Performansının detaylı analizi ve gelişim planı için antrenörle görüş. Juventus maçı var ya. Özür olarak birebir görüşelim. Ve hemen Juventus maçına doğru ilerlemeden önce antrenmana gidelim. Burada antrenmana ihtiyacımız var. Başla. Şimdi az önceki maçı unutup kafamızdan silip tam konsantre bir şekilde Juventus'u yenmemiz lazım. Yenmiyorsak bile berabere kalmaya çalışmamız lazım. Gol yemek yok Baggio. Kullan. Tak. Olmadı. Dur. Vur. Güzel. Yavaş geldi. Sert vur. Aban aban sert vur. Ha şöyle. Yine yavaş vurdun. Vur bakayım. Çok güzel. Aynen böyle. Yapıştır Pepe. İki hamlede aldık. Oy bak bu güzeldi. Bir tanem kaldı. Sağ tarafa doğru. Onu da kurtardık. Sonraki çalışma. Santraforlarla karşı karşıya. Bu önemli. Gel bakayım. Tak. Oğlum nasıl koltuk altımızdan geçti? Çıkartamadık. Evet. Eksiklerimizi görüyoruz. Çıkarttık. Bunu da çıkarttık. Bunu da çıkarttık. Son. Gel buraya. Lan tam köşeye vurdu be. Eremedik oraya kadar. Şunu da yapalım. Juventus maçı önemli. Ha bu başlatmaymış ya. Al. Verelim şöyle. Al bakayım. Koş koş koş. Korner dönüş yapıştır. Kötü yer attık değil mi? Aynen. Şöyle. Tak. Niye oraya gidiyor ya? Sol tarafı görelim. Allah Allah bu bayağı bağımsız gidiyor. Heh şimdi güzel gitti. Bölgeden mi çıktı? Al bakayım. Tamam. Antrenmanlarımızı yaptık. 24. seviyeye yükseldik. O zaman bazı geliştirmeleri açalım artık. Uçmamızı geliştirelim. 79 oldu. Başka?
Vuruşumuz bayağı kötü. Onu da bir 75'e çıkartalım. 77 rating'e yükseldik. Gayet ideal. Şimdi ligin ikincisi olan Juventus'a karşı oynayacağız. Hiç beklemeye gerek yok. Dümdüz başlayalım. Antrenmanımızı yaptık. Konsantreyiz. Ekstra kurtarışlar yapmamız lazım maçta. Bize konuk oluyorlar. Inter maçındaki gibi. Haydi Baggio. Devam hocam, burada kalsın. Maça Juventus başlıyor. Tribünleri de sağ çaprazda şu an. Onlar da Inter'den liderliği ele geçirmek istiyorlar. Kanattaki yasağı. Oysekinden ortaya Vlahovic. Müdahale geldi, aldık. Henderson. Nacho Martin. İyi bekleme mi acaba Nacho Martin? Hiç tanımıyorum. Epi'den Nacho. Pas verdi şimdi. Vuruş geliyor ve gol. Kendi elimizde golü bulduk. 10 dakikada Juventus'a ilk gol attık. Oradan bir pas yeni transfere. Nacho Martin pasını veriyor. 5 numaramız Henderson attı. 1-0 önde başladık maça. Hemen yan tarafı okey yaptık, dur. Heh, takım arkadaşlarımızı alkışlayalım. Şimdi dikkat. Hemen arkasından gol atmasınlar. Chiesa. Ağzımıza kadar girdi. Kapatan yok. Oha. Boşluğa bak. Al şunu Baggio. Kanattalar. Top kanatta, içeri vermek istiyorlar. Chiesa. Korner. Şimdi Vlahovic'e dikkat. Ne olursa olsun almamız lazım ondan. Baggio son anda. İkinci korner. Vlahovic'e dikkat. Oradayız. Aldık topu. Fırla. Kanka fırla hemen. Dik. Hadi bir şeyler olur mu? O adam sakatlandı. McKinney galiba o. Yere düştü, kalkamıyor. Grassi. Biesden Grassi. Nacho Martin bir daha bıraktı. Şut gelmedi. Rukavina. Bir şey yok. Vlahovic. Chiesa. Federico Chiesa. Pasını verdi. Chiesa orta geliyor. Şimdi oy, son anda Baggio. Moise Kean üstünde Baggio başarılı. Allegri böyle takip ediyor. Üçüncü korner. McKinney sakattan, doğru gördük. Yalnız iyi reaksiyon. Şut gelebilir. Kapattığımız köşeye vurdu. Zaniolo. McKinney Baggio. Bu maç bizim maçımız. Haydi oğlum. Uzaklaştır. Moise Kean. Kaptırdı. Pasını verdi. Hayır. Baggio yavaş lan. Kalıncına girdin. Moise Kean. Vlahovic. Vlahovic geçti, çıkmadık bilerek. İkinci yarının başında gol yiyoruz. Vlahovic geldi buraya. Bomboş abi ya. Chiesa. Moise Kean ortada. Chiesa'yı gördü. Kanatta ilerliyor Chiesa. Ortaya dikkat. Moise Kean. Guendouzi. Locatelli'den aldık şimdi. Haydi takım. Çok hızlı çıkalım. Çık. Bak, her zaman bulamayız böyle pozisyonları. Güzel. Kanat tarafı boş. Gör orayı. Çok iyi. Hadi abi. Bir şeyler yapın. Pas ver. Vur. Lan bizim yediğimiz gibi gol olacaktı. Zaniolo. Kanat tarafına doğru gidiyor. Orta yapmayı düşündü, korner. Çok korner kullandılar bu arada. Buradayız. Ön tarafa doğru oynuyorlar. Üstten dışarıda. Hocam alma. Tamam.
Arthur'dan pas var Kiesa. İlerledi Kiesa. O değil mi? Aynen. Ya hocam 6.7 ile alma işte. 7'ye yakın ortalama yapıyoruz, oyundan çıkıyoruz ha. Maç da öyle bitmiş. Oyundan çıkmama ilesi falan yok mu ya? Acilinden böyle. Ara transfer dönemi bitti. Palermo maçına doğru geçelim madem. Yapacak bir şey yok. Oyundan çıktık. Bir önce normal bir şekilde antrenman yapalım. Kendimiz oynamaya gerek yok. Palermo deplasmana gidiyoruz. 23 puanları varmış. Nasıl oynuyorlar bilmiyorum. Hava açık öğle vakti. Olur. Biraz farklılık olsun. Başla. İki takım oyuncuları da soyunma odasından çıktı. Tamam hocam, geçebiliriz. Ne istiyorsun? Gerek yok ya, boşver. Ne istediğim yönüm yok. Maça biz başladık. Oyundan anlamalar işte, moralim çok bozuyor. Çünkü adamlar şimdi 1-1 olduğu için son dakikaya doğru inanılmaz baskı kuracaklar normal şartlarda. Oraları göremiyoruz. Ne anlamı var o zaman? O stres güzel. Ay Martinez'den pas var. Segre bıraktı. İsmajli. Şut. Tam şut ya. Kurtaracaktık var ya. Ne güzel çıkartacaktık böyle köşeden. Maç şu ana kadar sakin ilerliyor. Pek de bir şey olmadı derken şimdi çapraz açı. Tam kapatıyorduk korner. 19 savunalım. Vuruşu geldi Bocu son anda. Kornerler tehlikeli. Yine ön tarafa doğru oynadılar. İkinci hamle yine Bocu. Aynı şekilde ikinci kurtarış. Biri yukarıdan biri aşağıdan. Kafa vuruşunda ön direkte Bocu. 2 oldu abi. Üçüncüye dikkat. Ha, kimse yok orada. Saric. İlk kez bu kadar etkili geldiler. Dediğim gibi ilk 30 dakika bayağı yavaştı. Hem oyun yavaştı hem oyuncular yavaştı. Tıngır mıngır pas yaptılar. Dik bacıyor. Hocam birkaç tane kurtarış yaptık. 6-0 nasıl oluyor? Vur. Yapıştır oradan ve gol. Grassi'nin golüyle ilk yarı bitmeden deplasmanda 1-0'a geçiyoruz. Hemen bizim tribünün önüne gidip gol sevincini yapıyor. İlk yarım saat dediğim gibi zaten pozisyon yoktu. Yarım saatten sonra birkaç korner kullandılar. Devamında ilk yarının son dakikasında golü buluyoruz. 1-0 önde gideceğiz soyunma odasına. Saric'ten pas var. Di Francesco. Brunori. Tam şut geliyordu. Abi Martinez. Bir daha Brunori. Tamam, top dışarıda. 8 tane şut çekmişler, sadece 2 tane skaleyi buldu. Hep bizim savunma oyuncularından dönüyor ya. Fazla içli dışlı olmadık rakip oyuncularla. Oyundan alınma riski diyor. Ver şunu ver. Kanka dönsene geri. Heh. Yapmak zorundayız abi, oyundan çıkmak istemiyorum artık, yeter. Tamam, al şimdi oynayın hadi. Bu arada son dakikalar geldi. Belki de son kez düzgün geliyor şu an. Offside. Tamam. Biz kullansaydık ya. İleri gitseydiniz. Alo. İlla rakip atacaksın. Kaptırma Eboy'u. Bitecek. 90+1. Sonunda tekrardan gol yemediğimiz bir maç çıkarttık. Bitir hocam. Evet. Deplasmanda rahat bir galibiyet. Yani 1-2 pozisyon harici kalede öyle bekledik. Pek bir şey olmadı. Arada böyle maçlar çıkartalım. Sürekli tempo biraz yoruyor. Gol yenmeyen maç lideri. 23 maçta 15 gol yemişiz. 8 maç gol yememişiz. Marco Gianni Baggio. 31 milyon euro transfer değerimiz var şu an. İyi kulüplere gideriz artık. Ortalama maç reytingi 6.6. İşte bir 7 olabilsek. Ortalama olarak. Çoğu maçı 90 dakika oynamış olacağız da. Bazı maçlar 4.5-5, bazı maçlar 7 olduğu için ortalamamız düşüyor. Hellas Verona maçına doğru ilerleyelim. 25 puanları var. Menajerimiz Roma'ya git falan diyor da biz artık Serie A'dan çıkarız ya. İtalya'yı yeterince gördük.
Bence artık başka liglere gidelim. Sonraki sene. Ve böyle 2 sene 3 sene kalabileceğimiz bir kulübe gidelim. 3 sene biraz fazla olabilir de 2 sene kalacağımız bir kulübe gidelim. Bir sene kulüp değiştirip durmayalım. Kaleciyiz ya sonuçta. En az bir 2 senelik sözleşme imzalarız artık. Bu sırada maça doğru geçelim. Galiba kendi evimizdeydik. Aynen. Union Park stadyumdayız. Hocamız takımı gaza getirdi yine. Alkışlıyor. Devam hocam. Maça kendi evimizde biz başlıyoruz. Az önceki maç bizim için çok rahattı. Kalede birkaç pozisyon hariç rahat rahat bekledik. Puanımızı da sonradan kasmaya çalıştık. O yüzden ilk önce hemen pas yapalım. Birazcık yükseltmeye çalışalım. 6.3. Şimdi bir iki tane kurtarış yapsak 6.5 üstüne çıkar. Yılmaz mı? Aa, bizde Yılmaz diye biri var. Ara pası geldi kaleci. Kim acaba o Yılmaz? O nokta Yılmaz'mış. Osman mı? Onur mu? Orhan mı? Göreceğiz şimdi korner. Luperto. 9 numaraya dikkat. Kullandılar. Baggio aldı. Vurdurmadık. Hemen şöyle sol tarafı görelim. Belki oradan bir atak çıkartırız. Hiçbir şey çıkmadı. Embola ilerliyor. Atıp geçmeye çalıştı. Top Baggio'da. Vur Baggio. Uzaklaştır yeter. O ne lan? Adam kendine taktırdı topu. Kazandık. Aa, yarım saat geçmiş bu arada. Sıkıştır. Aynen öyle Luperto. Tam istediğim şey yaptı. Yılmaz yeni transfer. Hepi şimdi ilerliyor. Bıraktı karşı karşıya Nacho Martin. O da yeni transfer. Nacho Martin iğrenç bir şut. Kovul. Henry. Attı önüne Henry. Henry pasını verdi İsmail. Biraz yavaş. Frikik falan kullanmasınlar oradan. Yakın orası. Embolo kanatta. Attı yine önüne. İlerliyor. Hızlı hızlı geçti. Karşı karşıya çıkartamadık. Correa. Joaquin Correa atıyor. Embola'dan bir orta. Bizim stoperler falan hepsi geride kalmış. Ne ortaya engelleyebildik, ne vuran oyuncuyu engelleyebildik. Şurada. Ah be. Bu arada bayağı gerçekçi bir gol. Ortadan vuruş geliyor. Yani çok bir seçeneğimiz yok. Biraz daha fazla açılabilirdik. Ama orta arkaya vesaire gittiği zaman bu sefer kale boş kalırdı. Sonuç olarak gol yemiş olduk tabi. Orası değişmiyor. Powell. Joaquin Correa. Powell. Karşı karşıya kalmak üzereyiz artık. Karşı karşıya Baggio. Kayarak aldık topu. İşte bu. Oyundan çıksak bile en iyi performansımızı göstermeye devam. Çıkana kadar. Powell. Rustic. Yine kanatta bak o sarı kafalı. Aynen o. Embolo. Asist yapmıştı ya. Atıp geçmeye çalıştı. Dön geri. O da olur. Tamam. Mert Çetin de varmış karşıda. Kadro fena değil. G'den Rizzo. Powell. Pasını verdi Koray'a. Ara pasını yolladı. Luperto sendeyiz. Vur Baggio. Hadi lan. Eksikler. Eksikler. Ara pası yolla. Aldan bir şeyler yap. Pepi. Kanatta Stojanović. Bekimiz bindirdi. Yaptı ortayı şimdi. Günter. Devamında Duda. Atabilir miyiz? Yok ya. Hayır hocam, hayır, ver onu, ver onu. Niye avantajı bırakıyorsun? İnanılmaz tehlikeli noktaydı. Faul yaptılar, avantaja bırakıyor. Sol kanadımız tarafından geliyoruz. Orta yapacak Rukavina. Orta geldi şimdi, kafa vuruşu ve gol. Beraberliği yakalıyoruz Henderson'ın golüyle.
Ennas Verona'ya karşı da attı golünü. Rukavina iki hamle, ondan sonra bir orta. Bomboş bırakmışlar. Karşı karşıya kafa vuruşunu yapıp atıyor golünü ve büyük ihtimal oyundan çıktık. Evet, oyun durduğu zaman çıkacaktık, o belli bir şeydi. Sıkıntı yok. Her ne kadar golümüzü yemiş olsak da beraberlik. Maç da bu şekilde bitmiş. Bir puanı kazandık. Basın röportajı ikinci bölüm. Teknik direktör hakkında basına konuş. Teknik direktör standartları belirliyor. Hoca oyuncuları idare etmeyebiliyor. Soyunma odasında iyi hava. Soyunma odasında hava güzel diyelim ya. Hocayı çok övmek istemiyorum, oyundan alıyor ya. Bizim oyuncu temsilcisi yatırım yap diyor. Dur şimdi, dur, yaparız. Önceliğimizi tamamen futbolu verelim. Yatırımın da zamanı gelir. Hemen bir antrenman. Ardından Monza deplasmanı. Puanlarımız neredeyse eşit. Bir önce başlayalım. Bundan sonraki bölüm. Bu bölümden büyük ihtimal daha zor olacaktır. Juventus maçını oyundan aldık çünkü. Inter maçı da biraz ortada geçmişti. Kendi kalemize yedik ya golü. Sonraki bölüm Milan, Roma, Lazio, Napoli. İşte birkaç takım daha vardı. Maç maç tutmuyor. Ama iki maçtır fena gitmiyor. Geçen maç golü yemiş olsak da o kadar yapabileceğimiz bir şey yok. Her topu çıkartamayız kaleye gelen. Bazı golleri yiyeceğiz. Ya gol yemekte sıkıntı yok bu arada. Ben 5-6 gol bile yerim de oyundan çıkıyoruz işte. O moral bozuyor. Araya tam olarak giremedik. Brindelli. Geri pasını verdi. Petagna. Şut deneyebilir. Önünü kapattık. Ceballos. Brindelli. Topuk pası düşündü. Yine onlarda. Bizimki bir tık daha olsa alacak. Hız olsa. Şut geldi İsmail. 10 numaraları Mbeka dikkat çeken oyuncuymuş. Nerede oynuyor? Dur bakayım. Ortaya versinler görelim. Caprari orada. Orta geldi. Baggio. Ceballos. Kanattan içeri doğru pasını verdi şimdi. Caprari bırakıyor. Bir vuruş Baggio. Karşı karşıya çıkarttık. Korner. Kısa oynadılar. Caprari. Şut mu çekecek? Ne yapacak? Pablo Mari'den Valotti. Carlos Augusto. Stojanović. Petagna. Oh, solumuza vurdu galiba. Solumuza vurduysa çıkartıyorduk. Sağımıza vurdu. Bir dakika. Evet, sol doğru vurmuş. Tam atlayış yapmak üzereydik. Korner. Ön tarafa oynadılar. Cacace. Bizim sol bek kafayla indirdi. İlerliyor. Ya koşun, yardım edin adama. Kendi başına gitmeye çalışıyor. Ayda, Emeka. Aa, sola vuracağını düşündüm ya. Vurmadı bir saat. Öf. Solumuza doğru atacak sandım var ya. Bir saat vurmadı. Emeka. Biraz böyle %50-50'ye girmek istedim orada. Eğer bizim solumuza vursaydı mükemmel çıkartıyorduk. Bak şurada. Ah be. Bir saat vurmadı. Önünü açıyor adamın. Hocam hiç numaradan üzülüyormuş gibi yapma. Zaten oyundan alacaktın. Olduğumuz yerde bekleseydik. Ama işte uzak köşeye atınca çıkartamıyoruz o zaman da. Telaş yapmamak lazım. Alışacağız yavaş yavaş. Empoli'deyiz. Bunun Şampiyonlar Ligi olacak. Dünya Kupası olacak. O zamana kadar bu tarz pozisyonlarda gol yiyip nasıl yemememiz gerektiğini öğrenmemiz lazım. Aynen şu an yaptığımız gibi. Brindelli kanatta. Koşu yolunu bıraktı. Kim o? Buanga'nın. Esina. Karşı karşıya Baggio. Lan ne yapıyorsun? Oğlum salsana topu. Gol yiyorduk az kalsın. Atak yapmaya devam ediyorlar. Araya girdi İsmail. Bizim hoca da bu sırada ultra ofansif aldı ama oyundan çıkartacak. Carlos Augusto. Esina. Emeka. Orta geldi. Luperto. Kafayla uzaklaştırır gibi olduk. Kaptırdı. Esina'dan pas var. Emeka.
Çıktık hocam. Neden durdurdun oyunu ya? Offside'di galiba. Yalnız bir gol yememize rağmen iki tane net kurtarışımız vardı. Özellikle son kurtarış bayağı iyiydi. 1-0 kaybediyoruz. Eksi 15. Sorun yok. İlk 11'de kaldığımız sürece en azından 60 dakika oynuyoruz. Bu bölüm nasıl gittik? Inter'le 1-1 berabere kalıp Bologna'dan 3 yedik. Juventus'ta 1-1. Palermo'yu golsüz geçtik. Hellas Verona 1-1. En sonunda 1-0 az önceki maçı kaybettik. Sonraki bölüm Milan, Roma, Lazio, Parma, Napoli. Belki üstüne bir de Fiorentina yaparız. 2 bölüm sonra sezonumuz bitiyor. Artık Empoli'ye yavaştan veda edeceğiz. Ama sonraki bölüm yine çok kritik maçlarımız olacak. Ha dur şeye bakacaktım. Neydi bizim o Yılmaz? Adı neymiş? Okan Yılmaz. 19 yaşında Türk. Nasıl 19 yaşında ya? Adamın tipi bak. Bu da 19 yaşında. Bak 31 yaşında nasıl belli oluyor? Caputo. 37 yaşında mı Caputo? Oha. Baldanzi 21 yaşında. Bu Kerem'e benzeyen. Bizim stoperler kaç yaşında? Bu 29 sağ bek. İsmail 28. Luperto o da 28. Evet, isminin Okan olduğunu öğrendik bizim yeni transferin. Burada bırakalım dediğim gibi. Biraz böyle gol yediğimiz bir bölümdü. Geçen bölümü hiç yemedik, bu bölümü yedik. Fark etmez. Yine güzel kurtarışlarımız da vardı ama. Özellikle kurtarış yapınca mükemmel oluyor. Kaleci kariyerinin güzelliği de o. Sadece işte ya benim için dediğim gibi zaten sorun gol yemek değil. 5 tane bile yesek sorun yok. Sadece oyundan çıkmak moral bozan şey. Onun haricinde bir sorunumuz yok. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atıp özellikle kanal abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.